O arkada kalanlar yorulmuş mu? Onlar doymuşlar, yatıyorlar. Günde kaç defa su içiyorlar? Devamlı mı yoksa? Devamlı suyun içindeler günde. Sudan çıkınca da temizleniyorlar. Evet, temizleniyorlar. Kanat sırtıyorlar. Evet. Kars gazı meşhurdur. Evet, Türkiye'nin en meşhur kazları Kars'ta evet, olur. Kars'ta olur. Rengi beyaz ama çok parlak bir beyaz. Evet. Yapıları iri. Hemen hemen kaç kilo verir? 3 kilo falan veriyor, evet. 3 kilo, 3 kilo. 3,5 kilo da olabiliyor. Evet. Mevkimiz Kars Akyaka ilçesi. Şu an ilçe girişindeyiz. Abimiz kazlarını böyle otlatmaya çıkarmış. Sulak alana yakın bölgelerde otlatılıyor kazlar. Çünkü kaz suyu çok seviyor. Suda oynamayı çok seviyor. Adım Murat Toptaş. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Büyükbaş hayvan besliyorum, küçükbaş hayvan besliyorum, kaz besliyorum. Evet, bugün de kazları otlamaya evet, bugün de otlamaya çıkardım kazları. Nasip olursa kışın keseceğiz. Sattığımızı satacağız, satmadığımızı yiyeceğiz. Öyle yani. Evet, buradan telefon numaranızı da verin. Olur ya, almak isteyen sizi arasın. Evet, vereyim. 0538 622 4159. Evet, sayın izleyicilerimiz, o meşhur kaz kazı deniliyor ya, hani o tandırda pişirilen, o kilolu, etli, kışın sofraları süsleyen meşhur kazlar şu an karşınızda. Evet. Bir anlatın Kars kazının. Ya bu, ya bunun lezzeti daha bir başka oluyor. Kendisi otluyor, yani her çeşit ot yiyor, arpa yiyor. Yani lezzeti bambaşka bunun. Doymuyor da kolay kolay. Evet, doymuyor. Lezzetine de doyulmuyor yani. Evet. Yani bu yemeğe doymuyor. Evet. Bunu yiyen de lezzetine doymuyor. Evet. Neyle besliyorsunuz? Arpayla besliyoruz. Genelde böyle otlatıyoruz daha lezzetli olsun diye. Yani öyle. Bir de suyu da çok seviyorlar. Suyu da çok seviyorlar, evet. Bakımı zor ama. Bakımı çok zor. Çok da külfetli. Evet. Geçen yıl kaça satıldı kaz? Bu yıl ne olur piyasa? Aynı geçen yıl gibi 250-300. Bu yıl da aynı öyle mi? Aynı öyledir, evet. Her şeye zam geliyor ama kaza gelmiyor. Evet. Bugün bir porsiyonu 100 liraya satılıyor. Evet. Biz de 300'e 250'ye falan veriyoruz. Evet, ortalama 250-300 evet. Lira. Evet. Porsiyon 100, 4 porsiyon çıkıyor. 400 lirayı falan buluyor. Evet. Bazı yerlerde biz de kazanıyoruz. Bizden alan da evet, kazanıyor. Tabii. Yani öyle. Zaten mutluluk da öyle olur. Satan da, evet, alan da kazanacak evet, ki. Evet. Güzellik olur. İyi, teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sabah kaçta çıkıyorsunuz otlatmaya? Sabah 5.30-6 gibi. Akşama kadar? Akşama kadar otluyor, evet. Genelde sulak alanlara yakın yerlerde otlatıyorsunuz, evet, değil mi? Suyu çok seviyor ya kaz, o yüzden. Şimdi de yakın yerlerde otlatıyor. Suya gidiyorlar. Evet. Kazlara nasıl sesleniyorsunuz? Bu sesi tanıyorlar değil mi? Tanıyorlar, evet, biliyorlar.
kazların da böyle özel kendilerine has bir yürüyüşleri var. Hantal yürüyorlar. Yabancıları çok fazla yanlarına yaklaştırmıyorlar. Böyle yakından bu görüntüyü almak çok kolay değil. Şu an fark etti benim yaklaştığımı. Bakalım müsaade edecek mi? Evet, bana uzaklaşmamı söylüyor. Öyle anladım. Gözüyle bu tarafı kontrol ediyor. Su yedi, suyunu da içti. Şu anda yavaş yavaş uyku moduna giriyor. Öyle tahmin ediyorum. İşte sinirleniyor. Haklı tabii. Rahatsız edilmek istemiyor. Yemesinin de düşkünü. Uykunun da düşkünü. Yaklaşmamı söylüyor herhalde. Çok yaklaştın diyor. Kendi haline duran bir kaza bu kadar yaklaşmak. Çok nasip olmamıştı. Ama bugün o güzel o güzelin mavi gözlerini alabiliyoruz şu anda. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah diyelim Kars kazına. Evet. Aramız iyi. İyi anlaştık. Ve şu an dağda yaklaştık o güzelim gözlerine. Gagasını kanadının arasına koyuyor. Değil mi? Öyle yapıyorlar.
Kars kazının yatış şeklini de göstermiş olduk. Yandakinin gözleri kapanıyor. O hemen hemen uyudu, uyuyacak. Bu ben yanında olduğum için temkinli biraz. Gerçi alıştı. Uyudu, uyuyacak o da. Kars kazı uykuya geçiyor. Bu yıl 250-300 TL'den satılması bekleniyor. Kars'ta kaz yetiştiriciliği, aile işletmeciliği şeklinde oluyor. Çok fazla kaz üretim merkezi yok. Genelde köylerde, kırsal alanlarda aileler kendi bütçelerine bakabildiği kadar kaz besliyor. Çok kaliteli, lezzetli, tok tutan bir eti var. Kars kazının kıymetini bilmeyen yok. Gerçi herkes biliyor. Menşur oldu artık kars kazı. Ailelerde kars kazıyla hem kendi aile bütçelerine, çocukların eğitim masraflarında kullanıyorlar. Özellikle kazlar kadınlar tarafından bakılıyor. Kadınlar kazın kıymetini çok iyi biliyor. Büyük emekleri var kadınların kars kazının yetiştirilmesinde. Kışlık yetebilecek kadar kendi yiyecekleri için saklayıp gurbetteki eş, dost ve akrabalarına da gönderiyorlar. Kalanını da satıyorlar. Böylelikle ekonomilerine de önemli oranda katkıda bulunmuş oluyorlar. Allah herkesin işlerini rast getirsin inşallah. Kendilerini çok rahat temizliyor kars kazı. Çamur içindeki sudan bile içse onu kursağında arıtıyor. Kazlar çok bağırışan hayvanlar. Eskiden kalelerin, savaşların olduğu zamanlarda kale önlerinde kazlar bekletilirmiş. Düşman yaklaştığı zaman kazlar kanat çırpıp bağırarak uyarıda bulunmuş, yabancılar yaklaşıyordu. Onun için yabancılara karşı biraz hassaslar. Ben de böyle kazla yaklaşınca hemen bağırışmaya başlıyorlar. Bir güreş var, evet, iki kaz güreşe tutuldular. Birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. Diğer kazlar da bağırışarak destek veriyorlar. Çok fazla göremediğimiz görüntüler bunlar. İki kazın güreşine, evet, onların alkışları diyelim artık. Bağırışmalar başladı. Kazların güreşi heyecanlı şekilde devam ediyor. Evet, biri kuyruğundan yakalandı öbürünü. Üstünlük sağlıyor ona. Vazgeçti. Diğeri vazgeçince güreş de tamamlanmış oldu. Bunlar pek anlık karşımıza çıkacak görüntüler değil. Kazımız tek ayak üzerine uykuya geçti. Hiç de demini bozmuyor. Dengede de durabiliyor uyurken. Bağırışmalar başladı yeniden. Kendi kendilerine birden ayaklandılar. Bunların da aralarında herhalde gruplaşma mı var?
Suyu mu paylaşamıyorlar? Gün boyu arazide kaz otlattıkları için azıklarını da yanlarına alıyorlar. Şimdi de